Birçok insan mesela 3, 4 veya 5 tane kız oluyor. Bir de erkek sahibi olmak istiyor. Evet, var. Bunun için de vatandaş ne yapıyor? Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Çeşit çeşit yöntemler arıyor. Bir de oğlu olmasını istiyor. El ayağı düzgün olsun da, tabii, sağlıklı olsun. Yani 4-5 tane kız oluyor, çok da zengin, varlıklı. Yani mirasım kime kalacak diye korkuyor. Niye kızlara miras bırakmıyorlar mı? Öyle bırakıyorlar da, yani bazıları istiyor. Yani Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor birçok insan. Biriyle ben Almanya'da karşılaşmıştım. 6 tane kızı var. Oğlan çocuğu istiyor mesela. Orada sperm, 2 çeşit sperm var. Erkeklik kromozomu taşıyan spermler, dişi kromozomu taşıyan spermler. 2 türlü sperm var. Erkeklik kromozomu taşıyan spermler erkek sperm, dişilik kromozomu taşıyan spermlere dişi sperm denir. Dişi spermle erkek sperm farklı yaşarlar, farklı hareket ederler. Erkek spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Dişi spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Bir erkek ailesiyle ilişkiye girdiğinde kişi ailesinden önce orgazm olursa erkek spermler hemen hareket eder, yolun yarısında ölür. Fakat dişi spermler ölmediği için hedefi bulur. Böylece doğacak çocuk genellikle kız olur. Birçok erkek çocuğu kız olunca kendisinde kusur aramıyor, hanımında kusur arıyor. Diyor ki sen yine kız çocuğu doğurdun. Halbuki kendinden kaynaklanıyor. Spermler hızlı hareket ettiği için erkek spermler ne oluyor? Yumurtalıktan yumurta yola geldiği için, bayanda önce enzal olduğu için yumurtalıktan geliyor rahime. Erkek spermler hızlı hareket ettiği için ne oluyor? Dölleniyor. Çocuk erkek oluyor. Yani bayan önce rahatlayacak, sonra erkek. O zaman doğacak çocuk ne olur? Erkek olur. Yoksa erkek hanımından sonra önce şey olursa çocuk kız olur. Evet. Bu da böyle önemli bir nokta. Bunun için evet. Amerika'ya, Avrupa'ya, oraya buraya gitmeye gerek yok. Peygamberimiz bunu, problemi nasıl çözüleceğini 1400 yıl önce söylemiş. Son yapılan araştırmalarda iki tür sperm olduğu, erkek ve dişi sperm olduğu ortaya çıkmıştır. Yani kişi bunu bilir de ona göre davranırsa çocuğun, doğacak çocuğun cinsiyetini büyük oranda belirleyebilir.